Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kasasun Nebiyyin veya Kısasun Nebiyyin okumalarına devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. Hz. İbrahim Aleyhisselam kıssasıyla ile başlamıştı ki konu başlığı putları kim kırdı idi ve ara başlıklar bu bölümde Rabbim Allah'tır diyecek ebul Hasan Ali en-Nedvi rahmetullahi aleyh Bismillahirrahmanirrahim. Evet başlığımız ne dedik 8. bölümde Rabbiye. Rabbiye benim Rabbim. Normalde Rabbi'dir ama geçerken Rabbiye diye geçiyoruz. Hani benim Rabbim Allahu Allahtır. Evet burada ikisi de merfudur müpteda ve haber olarak. Yine başlığı verdikten sonra metne geçiyoruz. O arafe ve bildiği tanıdığı buradaki Vav'ı bir önceki konuya atıf olarak düşüneceğiz. Bir önceki konudaki fiile. Ve arefe tanıdı, bildi İbrahim. İbrahim bildi. İbrahim burada ne oldu? Arafen'in faili oldu. O yüzden merfudur ve merfuluk alameti buradaki dammedir. enne şüphesiz Allah'a Allah'ın olduğunu ne? Rabbuhu Rabbi olduğunu bildi. Burada ennallâhe rabbuhu bu e, cümle yani enne'nin ismi ve haberiyle birlikte e, neyi e, arefe'nin neyidir? mef'ulün bih'idir. Evet bu cümle mef'ulün bih'tir. E, ama kendi içinde ise ayrıca irabı yapılacaktır. Cümle olarak mef'ulün bih olduğu için nas mahallindedir. E, ve Allah'e enne'nin ismidir o yüzden mansuptur. Rabbu ise enne'nin haberidir. Dolayısıyla merfudur. Merfuluk alameti dammedir. Buradaki hu ise mudafun ilehtir. Dolayısıyla cer mahallindedir diyoruz. Evet Rabbi olduğunu bildi. Li enne çünkü Allah'e Allah hayyun diridir. La yemut ölmez. Evet yine Allah'e ennenin e, ismidir. Mansubudur dolayısıyla hayyun ise enne'nin haberidir merfu'dur ve bu la yemut ifadesi ise hayyunun sıfatı olarak düşünülebilir. Ve ennallâhe bakın atıfla devam ediyor ve şüphesiz yine olduğunu diyebiliriz. Ancak şüphesiz de diyebiliriz. Şüphesiz Allah'e Allah bâkin Baki'dir. La yeğibu kaybolmaz. Bakın bu e, normalde bakıyundur. Bâkiyun hani e, sarfta e, kelimelerin sonunda, ortasında hani illet harfi varsa veya başında e, onlarda bir takım değişimler, dönüşümler oluyordu. Dolayısıyla bakıyun iken bakin şeklinde gelmektedir. Yoksa bu normalde merfudur diyeceğiz. Ve enne şüphesiz Allahe Allah kaviyun güçlüdür. La yağlibuhu şey'un. Ona hiçbir şey galip gelmez. Yağlibuhu onu e, buradaki la ile beraber mağlup etmez de diyebiliriz. La yağlibuhu onu mağlup etmez. Şey'un hiçbir şey. Burada e, yağlibunun faili nedir dersek şey'un diyeceğiz. Me, ve mefulun bihtir buradaki hu damiri diyoruz. Ve arafe ve bildi e, bildi İbrahim e, neyi bildi? Bakın yine mefulin bir cümlesini görüyoruz. Ennallâhe, şüphesiz Allah'ın, Rabb'u, Rabbi olduğunu, el-kevkep, yıldızın, yıldızın Rabbi olduğunu bildi. Evet, enne dedi ki mı evvel yapıyor, sonrasındaki ifadeyi. Yani e, bu Allah'a, Rabb'ül kevkep ifadesi enne ile beraber mekmak anlamına geliyor. Mesiması veya... Allah Teala'nın işte yıldızın Rabbi olmasını olduğunu e, bildi. Kendi içinde irabını ayrıca yapıyoruz. Çünkü Rabbu burada ennen'in haberidir, merfudur. El-kevkep ise mudafun ilehtir. dolayısıyla mecrurdur. Cer bakın buradaki kesredir. E, yine ve enne şüphesiz Allah'a Allah'ın olduğunu ne? Rabbu, Rabbi olduğunu el-kamer ayın Rabbi olduğunu bildi. Ee, yine devam ediyoruz. Bunları hepsini mefulün bir olarak söyleyebiliriz. Ve enne şüphesiz Allah'a, Allah'ın olduğunu, Rabbu, Rabbu Şems, güneşin Rabbi olduğunu da e, bildi, anladı. Ee, yine bakın Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olduğunu bildiği, e, bildi, anladı. Hep atıfla devam ediyor. Sanki mefulün bir e, devam ediyor gibi diyebiliriz. Ve heda, ve hidayete erdirdi. Hidayete eriştirdi. Doğru yola e, iletti. Allahu Allah İbrahim'e İbrahim'i ve cealehu bu ceale fiilini nereye? Hedaya atfediyor vav wow ile. Ve cealehu onu kıldı. Ne kıldı? Nebiyen peygamberi kıldı veya peygamber kıldı. Ve halilen ve en yakın dostu kıldı. Halil candan yakın dost demek. evet burada ceale fiilini görüyoruz. ceale başlamak, kılmak, yapmak, etmek gibi birçok anlama geliyor. Ve emra emretti Allahu Allah İbrahim'e İbrahim'e emretti. Neyi? En yed'u Bakın bu da mef'ulün bih'tir bu ifade ve bu en de ne yapıyor? Mastar yapıyor. E, etmesini, mesini, masını, mekmak gibi e, anlam katacak ve başına geldiği fiilin sonunu da böyle üstünlü yapıyor. Yani nasb ediyor. Enyedu ve davet etmesini, yani hidayete davet etmesini, hakka çağırmasını emretti. E, kavmehu kavmini e, hakka çağırmasını emretti ve başka ve yemne'a Peki bunun sonu niye üstün? Yemn'a O da bu enden dolayı üstün. Demek ki en hem bunu etkiliyor hem de bu atıf harfiyle geldiği için bunu da etkiliyor. Hem çağırmasını emretti hem de men etmesini emretti. Hum onları. Onları men etmesini, engellemesini emretti. min ibadetil esnam. Putlara tapmaktan men etmesini veya putlara ibadetten men etmesini. Burada kimin dendan gibi mana verecek? İbadet kulluk, ibadet tapma anlamında. El esnam dedi ki sanemin çoğuludur. Putlar anlamında. Burada e, ibadet min'den dolayı mecrurdur. El esnam ise mudafun ileyh olduğu için yani tamlama olduğu için mecrurdur e, diyoruz. Ve inşallah gelecek bölümde yeni başlıkla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.